Evet, gelelim işin özüne. F-14 Tomcat. Bu uçak neden havacılık tarihinin en ikonik jeti? Neden bu uçağı herkes tanıyor? Arkadaşlar, bildiğiniz üzere F-14 Tomcat sadece bir savaş uçağı değil, aynı zamanda havacılık tarihinin en mükemmel mühendislik harikalarından biri. Bugünkü videoda F-14'ün tarihini, teknolojik yeniliklerini ve stratejik başarılarını War Thunder'da F-14A ve B modelleriyle keşfedeceğiz. Şimdi bugünkü videoyu çekmemin iki önemli sebebi var. Birincisi War Thunder'la ilgili olan kısım. Bugün itibariyle elimizde Fox 3 yani aktif radar homing füzelerini taşıyan tek uçak. Bir sonraki update geldiğinde bu tarz füzeler her uçağa eklenecek. F-16 Block 50'den tutun, Gripen'e, Flanker'a, MiG'lere hepsine bu füzelerin eklendiğini göreceğiz. Dolayısıyla eğer bugünkü videoda bu F-14'ü anlar, F-14'ün savaş stratejilerini özümsersek, Fox 3 füzelerini kullanmayı ve püf noktalarını iyice benimsersek, bir sonraki update'te bir tık avantajımız olacak. Bir diğer oyuncuların bir adım önüne geçeceğiz ve belki de daha çok keyif almamız mümkün olacak. Dolayısıyla F-14 videosunu bugün anlatmak istedim. Çünkü tahmin edebileceğiniz üzere eğer Top Tier oynuyorsanız bir şekilde F-14 ile işiniz, yolunuz kesişmiştir. Ya eğer ABD oynuyorsanız F-14'ün kendisiyle veya F-14'ün karşısında. F-14'lerin farklı uçuş stratejisiyle haritada yüksek irtifalarda uçtuğunu, farklı şekilde karşında geldiğinizi, füzelerinin sizi bir şekilde özellikle Phoenix'lerin baş belası olduğunu fark etmişsinizdir. Bugün bunları anlamaya çalışacağız. Eğer başarabilirsek, belki bu hafta, belki bir sonraki hafta gelecek olan update'te Fox 3 füzelerine hakim olacağız. Çünkü bu Phoenix'ler bayağı hantal bir füzeler. Eğer hele ki bunlar vurabilmeyi başarırsak gerisi çocuk oyuncağı. İkinci sebebi bu ikonik uçağı anlayabilirsek, tarihinden bahsedebilirsek, neden F-14'ün F-14 olduğunu anlayabilirsek, diğer uçakları da biraz anlamış olacağız. Hangi doktrinle neden üretildiklerini, F-16'nın, F-15'in, F-18'in neden olduğunu anlamaya çalışacağız. Dolayısıyla ilk başta biraz tarihinden bahsedeceğim. İlginizi çekmiyorsa oyun kısmına ve teknik püf noktaları kısmına direkt videoyu sarabilirsiniz. Bu uçağa has, bu uçakta detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Diğer videolarda diğer uçakların tarihinden fazla bahsetmeyeceğim. Fakat F-14 benim için özel bir yere sahip. Birçok insanın için olduğu gibi. Ve bu Top Gun yüzünden değil. Çünkü F-14'ün popülerliği sadece Top Gun'dan dolayı olmadı. Neden? Mühendislik becerileri ne şekilde yaratıldı? Birçok konuda ilk oldu. O yüzden. Evet, bildiğiniz üzere 1960'ların sonunda ABD donanması büyük bir sorunla karşı karşıya arkadaşlar. Sovyetler Birliği'nin füze ve saldırı uçağındaki ilerlemeler Amerikan uçak yenilerine savunmak istiyor. Vietnam semalarında gerçekleşen hava savaşları Sovyet MiG'lerin ABD donanmasının mevcut avcı uçaklarını tehdit ettiğini ortaya koyuyor. F-4'ler ve MiG-21'ler savaştığında F-4'ler biraz sıkıntı yaşadı. Ve donanma düşman hedeflerini uzak mesafede durdurabilecek yeni bir uçağa ihtiyaç duyuyor. Uçak tasarımı ve üretim maliyetlerinin artması Savunma Bakanı'nı sıkıntıya sokuyor ve ABD Hava Kuvvetleri ve donanmanın ortak bir uçak geliştirmesini gerektiriyor. Normalde bunu yapmayabiliyorlar. Hava kuvvetleri o sırada zaten F-111 üstüne çalışıyor. Bakın oyunda da var. Aardvark üzerinde çalıştırıyor. Bu da kanat değiştirme açısını değiştirebilen bir. Fakat çok büyük, çok hızlı olsa da hantal bir uçak. Bravo. Fakat ne yaptılar, ne ediyorlarsa bu uçak, uçak gemisinin için uygun olmadığını görüyorlar. Zaten F-4'ler için de aynı sıkıntı mümkün. Var o sırada mevcut. Dolayısıyla yeni bir uçak yaratılması gerektiğini düşünüyorlar. Farklı prototipler yapıyorlar ve Grumman bize enteresan bir uçak tanıtıyor. F-14. Bu uçak büyük ve güçlü motorlara sahip, kanat açılarını değiştiriyor
ve sadece gövdesel değil, teknoloji listesiyle, bu özellikle AVG-9 radarıyla bize farklı bir savaş stratejisini mümkün kılacak. Bu değişebilen kanat açısı bize düşük hızlarda uçak gemisini inip kalkabilmemizi sağlayabildiği gibi çok yüksek hızlarda geriye yatırarak inanılmaz hızlara ulaşabilmemizi mümkün kılacak. Bu AVG-9 radarının en büyük güzel özelliklerinden birisi arkadaşlar aynı anda 6 hedefi vurabilmesi. O yüzden 6 tane Phoenix taşıyabiliyor ve bunların her biriyle ayrı bir hedefi vurabiliyor. Öte yandan bu uçakta elektronik karşı önlem paketleri ve radar uyarı alıcısı gibi savunma sistemleri de var. Ve F-14'ler arası başka uçaklarla data link kurup, bu veri bağlantısı kurup hedefleme bilgilerini de paylaşabiliyor. Bunlar çok o an için yeni bir teknoloji. Bu uçak düşman MiG'lerle savaşmak ve Sovyet bombardıman uçaklarını düşürmek üzere tasarlanıyor. Bir tehdit görüldüğünde uçak hızla havalanabilmeli, hedefe son sürat uçabilmeli ve hedef uçak gemisini veya donanmayı daha menzile girmeden yok edebilmeli. Tamamen bunun üstüne, bu sorunu çözmek üzere tasarlanıyor. Bu yüzden Phoenix füzelerinin acayip bir menzili var. Ama orta menzilli Sparrow'ları da koyuyorlar ve kısa menzilli Sidewinder'ı da koyuyorlar ve harika multirol bir uçağımız ortaya çıkıyor. Eğer bunların menzilinde değilsek de Vulcan topunu koyabiliyoruz ve Dogfight'a da girebiliyoruz. Yani uçak hiçbir konuda hiçbir şeyden taviz vermemek üzere tasarlanıyor. Bu da zaten F-14'ün emekliliğinde rol oynayacak, oralara değineceğiz. Bu uçak 1974'te hizmete girdiğinde görevini başarıyla yerine getiriyor. Fazlasını da yapıyor. 81 ve 89'da Libya olaylarında, İran-Irak savaşında çok önemli rol oynuyor. Ve F-14'ün başarısı arkadaşlar, hava kuvvetlerinin F-15'i geliştirmek için zaman kazanmasını da sağlıyor. Yani o yüzden bu videoda bunları değinmek istedim. F-14 sayesinde bugün bildiğimiz F-15 var, F-18 var. Çünkü o sırada her şeyi güvenceye aldığı ve ihtiyaçları karşıladığı için donanmanın, hava kuvvetlerinin uçakları tasarlayabilmesi için gereken müsait ortamı yaratıyor. Çok yüksek maliyetli bir uçak. Uçuş maliyeti, tasarlaması, üretmesi ve havada tutması inanılmaz pahalı. Mekanizmalarından tutun her şeyine kadar. Mesela F-18'i düşündüğünüzde, umarım bir gün oyuna da gelecek, donanmanın workhorse'u dediğimiz uçaklar. Teknik olarak belki F-14'ten, F-16'dan birçok konuda zayıf. Ama işi yerine getiriyor ve bunu düşük maliyetle yapıyor. Keza F-15. Zaten bu uçaktan sonra değişebilen açılı kanatlar kullanılmıyor. Füzeler, Phoenix bir daha kullanılmıyor. 90'lara kadar MRAM geliştirilmeyecek. MRAM'lar kullanılmaya başlanıyor. Vesaire vesaire. Ve dediğim gibi bu uçak emekli ediliyor. Daha fazla geliştirilmiyor. Çünkü yerine koydukları uçaklar görevi daha iyi devam edebiliyorlar ve bu uçaklar upgrade edilmeye başlıyor. F-16'da F-14 kadar eski olsa dahi sürekli update'ler alıyor. Bakın daha geçtiğimiz zamanlarda en son 70 update'ini de aldık. Ama F-14'ün yapısı buna izin vermiyor. Ve İran'da son kalan birkaç F-14 dışında şu an uçan F-14'ler yok. ABD'de galiba iki tanesi müzede bulunuyor. O kadar. Hatta ABD İran'ın eline geçmesin diye elindeki bütün F-14'leri tamamıyla parçaladı. Ve bu kanat mekanizmalarını yok etti. Çünkü araları daha sonra limoni olduğu için onu eline geçmesini engellemek istedi. O yüzden bu F-14'ün mirası sırf teknolojik yetkinliklerle, yeniliklerle sınırlı değil arkadaşlar. Bu uçağın tasarım anlayışı, yaratılmasındaki doktrin, stratejik hava muharebesi anlayışını değiştiriyor. Özellikle bu multirol uçaklar için BVR konusunda çok önemli ama dogfight kabiliyeti de olsun deniliyor. Mesela F-4'ler bu şekilde tasarlanmamıştı. F-4'ler sırf BVR düşünülerek tasarlanmıştı. Yani görüş ötesi menzil. Uzun menzilli saldırı yetenekleri var. Çoklu hedef takip kabiliyeti var. Bu Track While Scan adlı radar. Yeni bir dönem açıyor. O yüzden havacılık tarihinde eşsiz bir yere sahip.
Ve tabii ki Top Gun'da da işlenince popüler kültürde de kendine çok güzel bir yer bulunuyor. Çoğumuz belki o sayede ilk defa bu uçağı duyduk ve gördük. Hatta yeni filmi de izlediyseniz bir şekilde F-14'ü müze parçası olarak bile o filme tekrar koyuyorlar. Evet, bu kısmı geçtikten sonra asıl War Thunder'la ilgili kısmımıza gelelim. Şimdi bu uçağı biz burada B varyantına daha çok bakacağız. Daha güçlü motorları, farklı füzeleri ve aviyonikleri vesaire var. A'dan yani bir yarını da düşünürsek 0.3 fark için artık A biraz riski kaldı. Çok fazla bir şey yapamıyoruz. Eğer down tier'e 10.7 ile savaşacaksanız tamam bazı avantajları var ama artık herkes top tier uçtuğu için F-14 A'nın güzel günleri artık geride kaldı. B'yi kullanıyorsanız arkadaşlar A'la deneyiminiz olduğunu varsayıyorum. Hiç kullanmayanlar için de yine temel bilgileri anlatacağım. Eğer açmaya çalışıyorsanız bu uçağı. Bildiğiniz üzere bu uçağın çok farklı kombinasyonları yaratabileceğiniz mühimmatları var. Maksimum olarak 4 Sidewinder, 6 tane Phoenix veya 6 tane Sparrow taşıyabiliyorsun. Bunlardan ikisini değiştirebiliyorsunuz. 4 hat, bu 4 tanesi orta hatta da farklı kombinasyonlar yaratabiliyorsunuz. Fakat genelde bu uçağın karnındaki olan kısımları Phoenix'ler için ayrı ayırmanızı tavsiye ederim. F-14 A'dan farklı olarak sadece 6 tane, 60 tane karşı önlem, countermeasure taşıyan F-14'e kıyasla F-14'te B'de 680'e kadar taşıyabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu Sidewinder pylonları, bakın burada sırf füze içinde kullanabilirsiniz. Burada füze artı 160 tane countermeasure ekleyebilirsiniz. Nedense ağırlıkları da aynı. Bir şekilde değiştirmediler. Bu da bir avantaj. Fakat başka podları takamıyorsunuz. Dolayısıyla kaç tane Sidewinder taşıdığınızla doğru orantılı. 2 tane taşımanız yeterli olacaktır çoğu durumda. 380 tane countermeasure'ınız oluyor. Bunları chaff flare'da atabilirsiniz. Şu an için oyunda sadece bir tuşa basıp dağıtıyoruz. Bunları ayrı ayrı kullandığımızda daha hoş olacak. 680'e kadar çıkarabiliyorsunuz yalnız. Dolayısıyla periyodik çafları hızlı hızlı boşaltabilirsiniz. Çok büyük bir avantaj yaratıyor. Bunun dezavantajı uçaktan aşağıya ve uzaya değil arkaya doğru atması arkadaşlar. Bu özellikle all aspect füzelerde biraz sıkıntı yaratıyor. Uçağı çevirmeniz gerekiyor. Yani çoğu uçakta fark edeceğiniz üzere ya yukarı atar ya aşağı atar, büyük kalibre atar. Bu biraz arkaya atıyor. Bu biraz sıkıntı. Şimdi savaşta kullanım kısmına değineceğiz. Bildiğiniz üzere bu aktif Fox 3 dediğimiz aktif radar güdümlü füzelerin taşıyan iki uçaktan biri. Bu füzenin, burada bakın iki varyantını da görüyorsunuz, A ve C. Kağıt üstünde aynı gözüküyorlar, çok ufak nüansları var. Birazdan değineceğim. Bunların en büyük özelliği arkadaşlar ateşle ve unut füzeleri olması. Fire and forget deniliyor. Diğer uçaklar SAR füzelerini yönlendirmek için hedeflerin genel yönüne doğru dönük kalmak zorundayken F-14 teorik olarak Phoenix'leri attıktan sonra tamamen uzaklaşabilir. Teorik olarak diyorum çünkü pratikte çok işe yaramıyor füzelerin hantal olmasından ötürü. Ancak yapabiliyor olmamız yapmamız gerektiği anlamına gelmiyor. Buna bir dikkat edeceğiz. Özellikle bu C'lerin nasıl çalıştığını temel terimlerle açıklayalım. Dediğim gibi bu kısımlar bence çok önemli. Çünkü sadece Phoenix'e ve F-14'e ait değil. Bir sonraki update'te bütün füzelerin temel özelliği olacak arkadaşlar. O yüzden buraya dikkat etmek çok önemli. F-14'ün kendi radarı terminal safhada launch yolladıktan sonra füzeyi 16 kilometreden aşağıda aktif hale geliyor. Yani biz füzeyi yönlendirebiliyoruz. Uçakla kilit attığımızda son 16 kilometrede kendi radarıyla artık takip ediyor. Ondan sonra bizim uçağa hiçbir şekilde ihtiyacı yok. Daha uzun menzillerde fırlatıldığında hedefe yönlendirmek için veri bağlantısını, bu data link dediğimiz DL diye gördüğünüz kısmı ve ataletsel yönlendirme diyorlar buna, inertial guidance'ı kullanıyor. Yani bakın burada çevirmemiş burayı Türkçe yapmama rağmen. Güdüme ARH, IOG ve DL diyor. Bu ARH Active Radar Homing. İkincisi inertial guidance, üçüncüsü data link.
Bunları bazı SAR yani FOX-1 füzelerinde de göreceksiniz. FOX-1'de sürekli radar aydınlatma ihtiyacı var. Sürekli füzeye yön vermek zorundasınız. Bunu kaybettiğinde eskiden anında havada infilak ediyordu. Şimdi birkaç saniye veriyor. Bu örneğin R-27 attığınızda gene inertial guidance'ı var. Yani radarı kaybettiğinizde, kilidi kaybettiğinizde füze gitmesi gerektiği yere, önceden bildiği yere gitmeye çalışıyor. Ama sonuna kadar da gitmiyor. Çok kısa süre içerisinde eğer diyelim ki hedef önüne çıkarsa patlıyor. Gene vurabiliyorsunuz ama o şekilde yol kat etmiyor. Özellikle Sparrow'larda büyük bir sıkıntıydı bu. Şimdi biraz daha iyiler. Ama Sparrow'un özelliklerini düşünürsek eğer 1-2 saniyeden fazla kilidi kaybederseniz artık vurmak için çok geç oluyor. Neyse bunları ayrı füzeler videosunda değineceğiz. Data Link'te yumuşak kilit tutsak dahi hard kilit atmadan uçaktan aldığı veriyle füze sürekli gideceği yönü güncelliyor. Yani bu veri bağlantısı füzeye F-14'ün radarından periyodik yönlendirme bilgileri veriyor. TVS modunda bile bu track while scan modunda dahi bunu yapabiliyor. F-14'ün birden fazla hedefe birden fazla Phoenix atması bu sayede mümkün. 6 tane uçağı bir anda sallayabiliyoruz. Tabii 6 uçak önümüzde bile olsa 6'sını vurabileceğimiz anlamına gelmiyor. Genelde %20, %30 bazen %50 vurma ihtimalimiz oluyor. Özellikle yeni update'ler uçakların farkındalık seviyesini arttırdı. Bu füze atış uyarısı sistemlere yük geldi, RVR'ye ötüyor. Artık pilot biraz daha farkındalığı yüksek. O yüzden daha kolay kaçabiliyorlar bu füzelerden. Öte yandan vurduğu uçaklar da hızlanmaya başladı. Mesela bu füzeler çıktığında Flanker'lar, MiG'ler yoktu. F-4'ler vardı. F-4'leri rahat vuruyordunuz. Şimdi çok çabuk uçaklar kaçabiliyor. Dolayısıyla Phoenix'lerin popülerliği düştü. Neyse bunlar gene başka kısmı konusu. Bu nedenle bu Phoenix'leri düşmana fırlatıp uzaklaştığınız, yani uzaklaşmak teorik olarak mümkün olsa da ataletsel yönlendirmeye çok fazla bel bağlamamak lazım arkadaşlar. Bu füzeyi radarla yönlendirmek için birkaç seçeneğiniz var. Bunların kendi avantajları ve dezavantajları var. Bunları yüklüyorum. Bunlardan biri TVS. TVS yumuşak kilit anlamına geliyor. Her videoda olduğu gibi önce Tunguska'yı susturmak istiyorum. Sürdü bu sefer. TVS'yi aldık. Birçok modun head-on olduğunu da göreceksiniz. Çünkü bu uçak donanmaya doğru gelen uçakları intercept etmek için tasarlandığı için çoğu modu head-on. Sadece SRC'sinde head-on yazmıyor ama gene de head-on olmasa da bazı temel özellikleri çalışıyor. Bakın bunu görmedi bile. Bu da zaten radarın zayıf kısmını bize gösteriyor. Pardon. Evet hiç yok menzilde. Kör noktada. Bunları oyun videolarında daha iyi göreceğiz. Bu TVS düşmanın radar uyarıcısını uyandırmıyor. O yüzden uzak menzilde çok iyi. Son 16 kilometre kalana kadar düşman fark etmiyor. Birden fazla hedefe ateş edebiliyorsunuz ve hedefi izlerken diğer hedefleri taramaya devam edebiliyorsunuz. Bunun dezavantajları da var. Hedefi manevra yaparken izleyip başka bir hedefe kilitlenmeye eğilimli olabiliyor siz bunu yaparken. Dolayısıyla friendly fire yapabiliyorsunuz. Mesela TVS ile izliyorsunuz. TVS bir an için kendini şaşırıyor ve hedef değiştiriveriyor. Bunu yaptığında özellikle ortalıkta birden fazla uçak varsa angajmanı tehlikeye atabiliyor. Eğer bunun olmasını istemiyorsanız hard kilit atıp daha güvenli bir izleme yapabilirsiniz. Eğer bu uçağın zamanında tek yapabilen uçaktı. Bir diğer özelliği de kilit sırasında kilidi değiştirebilmeniz. Bakın bunu buradan daha rahat gösterebileceğimi umut ediyorum. Şu an hiçbir şeye kilitlenmemekte ısrar eden bir uçak. 5 kilometreden daha iyi göremiyoruz.
SRC'den kilitleneceğiz bakın. Zaten bu da beni demek istediğim noktaya getiriyor. SRC'den kilitlendiğimde değiştiremiyorum. Bizim karşımıza doğru gelmesi gerekiyor bu uçağın. Evet, bu update'e özelliğini almışlar gibi gözüküyor. Belki savaş sırasında değişecektir. Bu hedef notch yapmaya başladığında kilidi değiştirebiliyorduk. Full stoplardan SRC'ye değiştirebiliyoruz yapabildiği zaman. Şu an yapmıyor. F-16'da yapabildiğini biliyorum. Bu geçici bir bug olabilir. Belki bunu düzelteceklerdir. Full stoplardan izlediğimizde SRC'ye geçiyordu. Şu an deniyorum ve geçemiyorum. Kilidi bozmadan yapabiliyorduk bunu. Bu F-14'ün çok güzel bir artısıydı. Şu an F-16 yapıyor. F-14'te galiba bug olması lazım. Eğer yeni bir bilgi gelip değiştirmediler size. Bu füzeler tabii ki arkadaşlar bakın çok büyük hantal füzeler. Yüksek irtifalarda daha etkili. Hava ince olduğu zaman füzenin sürüklenmesi azalıyor. Bu da menzili ve hızı artırıyor. Yani bizim tekrar geri dönelim. Teorik anlatımımızda savaş videolarında hepsini göreceğiz. Teorik hızımız, burada menzilimiz 150 km diyor. Bunu 2'ye 3'e bölmeniz gerekiyor. Özellikle bu Phoenix için daha geçerli. Çünkü bu füze 150 km'ye ancak en yüksek irtifada, en yüksek hızda fırlatırsanız yere düştüğü menzili. Havada hareket eden ve sizden kaçmaya çalışan bir uçağı vuracağınızda en ufak bir dönüş bile yaptığınızda menzil ciddi miktarda düşüyor. Dolayısıyla 37-45 km arasında çok daha öldürücü. Ve bu füzenin bir diğer avantajı, bunu kendi de yapmaya çalışıyor yüksek irtifaya. Loft dediğimiz bir özellik. Füzeyi ateşlediğiniz zaman uçağı bodoslama değil, önce yükselip yandığı o katı yakıtlı roket motoru çalışırken füze yükselebildiği kadar yükselip hızını arttırmaya çalışıyor ve düşmana baş aşağı dalıyor. Bir önceki update'lerde yoktu, sonra eklediler. Zamanla gerçekçiliği yükseltiyor. Dolayısıyla bu bilgiler şu an 2024 itibariyle geçerli. Sürekli güncelleniyorlar. Ve füze düşmana yeterince yaklaştığında irtifadan iniyor ve kendi radarını açıyor. Genellikle bu füzeyi 6-7 kilometrenin üstünde fırlatmanızı tavsiye ediyorum. Ve maksimum hızınıza 1 maha yakın en aşağı bir sahip olun. Çünkü düşük hızlarda bütün gücünü hızlanmaya harcayacak. Hele ki 300-400 ile uçarken yeni kalktığınızda ateşlerseniz füzenin yere doğru düştüğünü bile fark edeceksiniz. Hala açık ara en yüksek menzilli füze. Fakat bu füzenin özellikle bombardıman uçakları için tasarlandığını unutmayın. Dolayısıyla vuruş ihtimaliniz. Daha çok suppression, baskılama yapacaksınız. Yani düşman füze geldiğini görecek, kaçacak, enerjisini kaybedecek ve siz işini bitirmeye çalışacaksınız. Simülatör kısmında bu çok önemli olacak. Dediğim gibi 35-45 kilometre ölümcüllük oranını yükseltiyor. Hatta eğer düşman size hızla yaklaşıyorsa motor yanmasını bitirmeden bile vurabiliyor. Bu da manevra kabiliyetine güzel bir şey oluyor. Kullanmasını sağlıyor. R-27 yerlerden daha yüksek menzil var. Yani tepede bir MiG veya Su görürseniz, Flanker görürseniz, yüksek irtifada size doğru bakan, o daha ateşleme yapmadan atarsanız sizi kovalamasına en azından engel olursunuz uçağın. Füze belki size geliyor olur. Bunlar ufak detaylar. Çekebildiği G biraz düşük bu füzenin. 17 sadece 17 G taşıyor. Bu yeni update'te füzeler geldiğinde 30-40 G'leri, 50 G'leri göreceğiz. Dolayısıyla onlar çok daha ölümcül füzeler olacak. Fakat bununla vurabiliyorsanız onlar 100 kere vurursunuz. Hızlanabiliyor. IR kadar yüksek hızı var. Neredeyse Mach 4.3'e geliyor. Yerler 5'te galiba biraz daha hızlılar ve daha uzun yanıyorlar ama sonuçta gayet becerikli bir füze. Arkadaşlar füzeyle karşılaştığınızda özellikle yüksek irtifada orta ile uzun menzillerde bir yana eğilmek çok önemli. Buna crank deniliyor. Crank yapmak neredeyse tamamen ama tam değil yana dönmek anlamında. Böylece düşmana dik olarak uçuyorsunuz. Böylece özellikle Fox 1 füzesi, SAR füzesi atıyorsa arkadaşlar, kilidini düşürmesine bu notching dediğimiz olaya sebebiyet verebiliyor ve kilidi kaybedebiliyor. Öte yandan attığı füze daha çok enerji kaybetmek zorunda.
dönmeye çalışıyor. Sizi daha uzun bir mesafede yakalamaya çalışıyor. Dolayısıyla füzenin enerjisini, hatta bunu defalarca bazen yapmak gerekebiliyor. Sağa sola sağa sola bir süre giderseniz füze sürekli oynamak durumunda kalıyor ve füzenin enerjisini yok ediyorsunuz. Öte yandan bu crank'i yaparken yüksek irtifadan aşağı doğru geçerseniz füze daha yoğun havada daha hızlı yavaşlamaya başlıyor. Unutmayın, sizde motor var. Siz hızınızı artırabilirsiniz. Füze yanmayı bitirdiyse böyle bir şey mümkün değil. Git git yavaşlayacak. Daha da yavaşlayacak. Bu F-14'ün AVG-9 sistemi düşmanınızın burnunuzun sağında ve solunda yaklaşık, bakın çok geniş bir açısı var. Neredeyse 80 dereceye kadar kitleyebiliyor aşağı bakarak. Şurada gösteriyorum onu. Yukarı bakarsanız 55 dereceye kadar çıkıyor. Yani radarı inanılmaz güzel kilit atabiliyor. Bakın şu an azalıyor. Crank yapıyorum. Bakın füze atsam hala takip edecek. Neredeyse arkasındayım, hala görebiliyor. Bu inanılmaz bir avantaj. Bunları hep füze atıp yaparken kullanın. Çünkü füzeyi attıktan sonra düşmana son sürat gitmenin hiçbir faydası yok. Onun iş, yani karşıdaki insanın işini kolaylaştırırsanız. Unutmayın. Düşman olduğunda her zaman füze attığını varsayın, atmadığından ziyade eğer görmüyorsanız. Simülatörde özellikle önemli. Gerçekçi de gösteriyor. Gerekirse düşmanın pulse topler radarlarına karşı savunma açığı elde etmek için tamamen dik yapabilirsiniz. Eğer Fox 3 attıysanız füzeniz hala gidecektir. Fox 1 attıysanız sparolar maalesef artık gidemeyecektir. Fox 3'ün burada da artısı, yani düşmana füzeyi sallayıp tamamen geri dönebilirsiniz. Vuruş ihtimalinizi düşürüyor ama vurulma ihtimalinizi de düşürüyor. O yüzden Fox 3 füzelerinin en güzel özelliği bu. Karşılıklı angajman yapabiliyorsunuz. Bir seferde işi bitirmek zorunda değilsiniz. Düşmana bakıyorsunuz, füzeyi yolluyorsunuz, geri dönüyorsunuz. Ölmediyse bir daha geri dönüp atıp böyle sürekli birbirine mızrak atan insanlar gibi düşünün. Birkaç defa yapabiliyorsunuz özellikle bir düşmana karşıysanız. Hatta bakın bu füzenin ne kadar yavaş gittiğini görün siz. Şunu buradan atıyorum. Bu konuşmaları yaparken şu an test sürüşü veya oyundan footage verebiliyor olacağım. Şu an onun kararını vermedim. Umarım o yüzden çok fazla göstermiyorum. Duruma göre onu adapte edeceğiz. Görüyor musunuz? Düşük hızda attım. Bakın daha füze kendini toparlayamadı hedefe. Daha yukarı çıkmak için uğraşıyor ama vuracak. Umuyorum. Ne kadar yavaş gidiyor. Burada. Biz bunu atıp geri çekilebilirdik. Bu mesafede direkt kendi radarına geçiyor. Benim radarıma ihtiyacı yok. Gerekirse daha fazla AIM-7, yani Sparrow ve Phoenix alıp burnunuzu düşmana hızla yönlendirebilirsiniz. Düşman füzelerinden kaçmak için tekrar crank yapabilirsiniz. Özetle crank yaparsanız düşman füzesinin enerjisini büyük ölçüde azaltıyorsunuz. Kendi füzenizi zaten yolladığınız için hiçbir dezavantajı yok. İşini kolaylaştırıyor. Özellikle zayıf radar güdümlü füzeler varsa, mesela bu Skyflash'lar ve AIM-7'ler, Dogfight Sparrow'ları gayet güçlü. Füze direkt kendini imha edecek. R-27'lerde iş biraz daha değişiyor ama yine sahip olduğunuz bir sürü shaft ve flare atıp işi kolaylaştırabiliyorsunuz. Dogfight, şimdi biraz Dogfight'a değinelim. Bu üst düzey hava realistik savaşlarında güçlü havadan havaya füzeler var diye, birçok sayıda olduğu için jet dogfight'ları nadir olabiliyor. Ama kesinlikle hala devam ediyorlar. F-14B bu büyük ve ağır füze taşıyan bir interceptor olarak inşa edilse de aldanmayın. Çok güzel, doğru kullanıldığında çok güzel bir dogfight performansına sahip. Ancak bu uçağı kendisinin bütün işi yapacağı anlamına gelmiyor. Doğru taktikleri kullanmanız lazım. Yani bir F-16 gibi, sadece F-16 da bile öyle değil. Döndür ve vur değil. Kanat açılarımızı, flaplerimizi etkili bir şekilde kullanmamız gerekiyor senaryoya göre. Şimdi F-14'ün flapleri dogfight'da çok kritik. Mesela F-16'da her şey otomatik. F-16'da flap kullanmayın. Hatta take-off'u bile açmayın. Yavaşlatacaktır. Bunu F-16 videosunda değindik. F-14'te sürekli kullanmanız gerekecek. Açıp kapamamız gerekecek. Zaten tam olarak da açamıyoruz. Belli bir hızın altına düşmemiz gerekiyor. Bunları da combat moduna
Bazen iniş moduna yapıyorsunuz. Onlar için de ayrı bir tuş atıyorum. Birazdan göstereceğim. Sırasında bu landing flaplarını kullanarak en hızlı dönüş oranını ve en sıkı dönüş dairesini sağlayabilirsiniz. Yalnız bu büyük ölçüde azalmış bir enerji tutma pahasına. Yani bunu bir kere yapabilirsiniz. Daha fazla olmuyor. Bu flaplar daha düşük hızlarda kullanılması gerekiyor. Özellikle 400 kilometrenin üstüne çıkarsanız sıkıntı olabilir. Açıp kapıyorum. Eğer F'ye basarsanız sadece açıp kapıyor. Eğer şimdi göstereceğim gibi bakın buradan girip page down ve up yaparsanız burada hızımızdan bağımsız olarak istediğimiz şekilde flapları ayarlayabiliyoruz. Tabi burada gene dikkat etmemiz gerekiyor. Flaplarımızın hangi seviyede kırıldığını bilmemiz lazım. Flaplar olmazsak bir an önce kaçmamız lazım. Bunu kırarsak daha fazla devam etmemeliyiz. Nerede durmamız gerektiğini bilmek de çok önemli. Eğer illaki gireceksek en iyi şansımız hızımızı yüksek tutmak ve iki daireli bir hız dövüşü denemektir. Şimdi arkadaşlar bu iki daireli rate fight nedir? Dogfight'ta F-14'ün en avantajlı olduğu yer. Mükemmel enerji tutma ve sürekli dönüş oranını kuruyor. Bir çemberi düşündüğünüzde iki daireli right, iki daireli rate fight, iki uçağın birbiri etrafında dönmesine olayı. Birbirinin arkasına geçene kadar devam edecek. Burada ideal hızı korumak çok önemli. Jetin optimal hızı bu durumda 700 kilometre civarı. Bunu yapmaya çalışmak. Bir de tek daireli savaş var. One Circle Fight deniliyor. Bunda da uçaklar hızını bir an önce kesip bir şekilde birbirine çok hızlı dönmeye çalışacaklar. F-14 bu konuda ilk dönüşünde dediğim gibi başarılı. İkinci dönüşünde artık hızını kaybettiği için hantallaşmaya başlıyor. Bazı jetler İki daireli dövüş tercih ederken diğerleri tek farklı taktikleri tercih edebiliyor. Fakat F-14B bu iki daireli dövüş türünü tercih edenlerden biri. Bunu yapmak için ideal olarak kanatları %0 süpürme yerine getireceğiz. Savaş flaplarını açacağız ve tam afterburner ile 700-800 km hızını korumaya çalışacağız. 700'ün altına düşmemeye çalışın. Bakın test sürüşünde bunu parça parça gösteriyorum. Dönüş yapı biraz daha fazla gibi gözükse de aslında enerjimizi koruyoruz. Ve bu şekilde devam edersek karşımızdakini hata yapmaya zorluyoruz. 850-900'ün üstüne çıkarsak bu sefer dönüş çapımızın çok genişlediğini fark edeceğiz. Ve biraz zorlaşır. Bu durumda gene hızı kaybetmemeye karar verirseniz kanat açılarımızı %20-%30'a kadar çekebiliriz. Eğer sıfır yapıp çevirirsek aniden bir one circle dönmüş olacağız. Bu birazcık da karşımızdaki hedefe bağlı, onun yaptığı taktiklere bağlı. Tek bir formül yok bunun için. O ne yapıyorsa ona karşı bir kontra vermemiz gerekir. Fakat F-14'te Dogfight'a girersek hızımızı korumaya çalışın. Özellikle girişte 9 kilometrenin üstünde olursak bu düşman avcı ile birleştiğimizde kanatları %45'e çevirip savaş flaplarını açıp ideal hız oranını koruyabiliriz. Diğer tek daireli dövüşlerde olay çok daha hızlı gerçekleşiyor. Biraz daha basit. Temel olarak iki savaşçı da birebir birbirlerine olabildiğince hızlı dönmeye çalışıyorlar. Bunun aksine, iki dairenin aksine birbirine zıt dönüp kuyruklara geçmeye çalışmak yerine doğrudan birbirlerimize dönüp vurmaya çalışıyoruz. Sürekli dönüş oranı burada önemli değil. En hızlı enerji kaybedip dönüş çapını küçültmek önemli. Dolayısıyla delta kanatlı uçaklar burada bize sıkıntı yaratacak. Buna da birazdan değineceğiz. Tek daireli taktikleri tercih eden savaşçılar yüksek atak açısı, angle of attack deniliyor. Ve düşük stall hızına sahip olan uçaklar. Mesela bu konuda F-18 inanılmaz başarılı. Neredeyse 200-250 kilometrede bile dikey olarak istediği şekilde burnunu hedefe götürebiliyor. Mükemmel ani dönüş hızlarına sahip. F-14 bu konuda çok zayıf. Özellikle kas EMD olmadığı için burnumuzu götürebildiğimiz kadar otoritemiz var.
başka tarafa hani füzemiz varsa yollayamıyoruz. Silahlar için, toplar için bu şey fark etmeyebilir ama füzeler için çok önemli. Karşınıza Flanker geldiğinde siz benzer uçuş dinamiğine sahip dahi olsanız Flanker kafasını çevirip neredeyse U dönüşü yapan R-77'leri attığında iş biraz değişiyor. Bunlar biraz teorik konuşmalar. Fakat aklımızın bir kenarında tutmamıza fayda var. Hava gerçekçi savaşlarının kaotik ve hızlı doğasından ötürü dogfight'ı hızla geçerken bu koşulları her zaman yaratamayabilir. F-14 için de. Fakat diğer uçaklardan farklı olarak F-14'te sürekli flap, kanat süpürme, radar durumlarını sürekli yeniden yapılandırmaya çalışacağız ve bunu bazen yapamayacağız. Özellikle hızımız yüksek olursa iş işten geçmiş bile olabilir. Ama yavaş olmak bu işin daha kötü senaryosu. Kanat açısı derken de buradan bakabiliriz. Bakın ben kanat açı modumu Caps Lock ve Q'dan değiştiriyorum. Yarı otomatik ve otomatik moduna geçiyorum. Kanat açısına da Caps Lock W ve S'den açıyı değiştirmeye yönelik ayarlıyorum. Burada biraz dikkat etmemiz gereken durum bu kanat açı değiştirme menüsüne çift tıklayıp girdiğimizde bunu göreceli açı yapmak. Ona da hemen bakalım. Caps Lock W ile artırıp S ile azaltıyorum. Hemen gireceğim şimdi. Ekseni düzenle dediğimizde bu göreceli kontrolü evet yapmamız lazım. Buna hayır yaparsanız kontrol Caps Lock W'ya bastığınızda sürekli artıracak. S'ye bastığında da en son seviyeyi açmaya çalışacak. Biz bunu istemiyoruz. Dolayısıyla oradan göreceli yaparsanız seçebilirsiniz. Bakın otomatik ve yarı otomatik yapıyorum. Yarı otomatik demek uçağın bir yerlerde sizi engelliyor olduğunu söylüyor. Yani uçağın uçuşunu tehlikeye atacak pozisyonlara isteseniz de sokmuyor. Yüksek hızda tam açmaya çalışırsanız tam açmayacak. Düşük hızda tam kapatmaya çalışırsanız tam kapatmayacak. Mesela burada %100 yapmaya çalışıyorum. Hızım el vermiyorsa %100'e gitmiyor. 70-80'de kalıyor. Onu da aklımıza tutalım. Bu arada tek daire savaşlarına geri dönersek F-14 tek daire savaşçısı olmasa da yine multirollüğü sayesinde ve kanatları sayesinde biraz bir seferlik dediğim gibi iyi bir performans gösterebiliyor. Bu 600-400 kilometre arasında flapları take-off'a getirirseniz o gösterdiğim tuşlarla 400'ün altında da landing'e getirirseniz bayağı güzel dönebiliyor. Bu hızların üstünü denemeyin, kırılacaktır. Bir de ben bazen realistik ve full real tam gerçekçi kontroller arasını geçmek için tuş atıyorum. Bu da instructor dediğimiz War Thunder'daki eğitmeni kapatıyor. Bu uçağın uçuş özelliklerini çok riske atıp yani spin atmanıza vesaireye sebep olacak durumları olası kılsa da daha yüksek atak açılarını yapmanızı sağlayabiliyor. Simülatörde bu biraz daha önemli. Realistikte bunu yaptığınızda herkes bunu göreceği için birden enerjisini kaybedeceksiniz. Bazen spine kasten düşebilirsiniz. Mesela bu Rus uçaklarında kobra manevrasını bu şekilde yapıyor olacağız. Çünkü instructor pek izin vermiyor. Bunu realistikte dediğim gibi çok dinamik ve bir şeyler yapmaya çok vakit kalmayan bir ortam olduğu için bunu pek yapamayabilirsiniz. Simülatörde bunlar güzel silahlarımız olacak. Fark ettiğiniz üzere radar lead göstergesiyle donatılmış bir uçak. İki şekilde kilitlenebiliyoruz. Bunu çok az kişi biliyor nedense. O yüzden hatta videoda da gösterdim footage'da. Bir de burada tekrarlamak istiyorum. Öncelikle ağırlıktan kurtulalım. Bakın bu klasik balistik bilgisayar. Elimizde hiç füze yok. Hedefe 1 kilometre yaklaştığımızda bilgisayar devreye girecek. Enteresan kısım birazdan geliyor. Bakın gösteriyor. Eğer şurada vurursak uçağı indireceğiz. Ama önümüzdeki uçak geldiğimizi biliyor. Değil mi? Kaçmaya çalışacak. Bu kadar kolay durmayacak. Şimdi daha enteresan kısma gelelim. Kilidimizi kapatalım. Radarı kapatalım. Ne oldu? Bilgisayar hesaplayamıyor. Doğru mu? Yok. Yanlış. Uçak da şurayı görüyorsunuz. Optical bir sensör var. Kamerası var.
Bununla ne yapabiliyoruz? Buradan uçağa kilitlenebilirsiniz. Tabii bu biraz zor. Bakın sabitledim, kilitlendim. Veya F-16 videosunda gösterdiğim üzere şu an caps lock ve mouse tekerimi sağa götürerek bakın bakmak istediğim noktayı ayarlıyorum. Eğer uçağı güzel ayarlarsam otomatik takibi alıyor arkadaşlar. Bakın takibi aldım. Şu an radarım kapalı, kilitlenmiyorum. Tabii bu kameranın açısı biraz dar ama gördüğünüz üzere aynı bilgisayar sırf bu datayla bile çalışabiliyor. Biraz Ruslardaki aktif pasif kızılötesi radar gibi. Tabii açı gittiğinde bozuluyor. Tekrar arkasına geçelim bu arkadaşın. Bir de kokpitte bakalım nasıl gözükecek. Simülatör savaşında ben çok seviyorum bu özelliği. Radarı kapattım. Kilit aynı tuşa atadığım için tabii sürekli bakıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet şu an radarsız bakıyoruz. Bakın kokpitte bunun tuşunu ayarlarsanız kamerayı açabiliyorum ve zoomlayabiliyorum. Bakın kokpitte de bu arkadaşı görüyoruz ve şurada gördüğünüz üzere bilgisayarım nereye vuracağını gösteriyor. Bu olmadığında standart bilgisayar. Hiçbir numarası yok. Ama kamerayla kilitlenirsem lead indikatör geliyor. Ve dümdüz edebiliyoruz. Bu inanılmaz güzel avantajlar verebiliyor. Bu her uçakta yok. Ve dikkate alınması gereken uçakları konuşalım. F-14B son derece yetenekli bir dogfighter olmasına rağmen karşılaşacağı yaygın düşmanlar da oldukça yetenekli. Başarılı olabilmemiz için hem kendimizi hem de karşılaşacağımız düşmanları bilmemiz gerekiyor. Güçlü ve zayıf yönlerini ezberlememiz gerekiyor. Normalde bir Amerikan uçağı olarak karşısına hiç almaması gereken F-16 War Thunder'da mümkün. ABD ile ABD savaşıyor. Bu F-16'lardan bayağı kaçınmaya çalışacağız arkadaşlar. F-14B hız dövüşünde neredeyse eşsiz. Ancak F-16 bu konuda ondan daha da iyi. Hatta tek dairede bile F-16A biraz daha avantaja sahip. Bu yüzden F-16A'larla dogfight'tan kaçınmak en iyisi. C biraz daha ağır olduğu için biraz daha şansımız artıyor. Bu arada pilot becerisiyle bu işin de tamamen alakası yok. F-16 üstün bir uçak ama eğer çok sert çektiğini veya başladığını fark ederseniz optimal hız oranını koruyup belki onu iki daire dövüşüne sokup galip gelebiliyorsunuz. C biraz daha tehlikeli. Eğer füze olmadığını biliyorsanız C'de buyurun. Fakat C'de HMD olduğu için kaskelesi de bakıp M9M'lere sallayabilir. Bizde o şekilde bir donanım yok. O yüzden C'nin de tehlikeli olma durumu taşıdığı mühimmata göre değişiyor. MiG-29 tek dairede mükemmel bir uçak. Aynı şekilde Flanker. Daha doğrusu delta kanatı olan bütün uçaklara dikkat edelim. Çünkü bu uçaklar çok hızlı enerji kaybedebiliyor ve bize baş ağrısı yaratabiliyor. Özellikle Rus uçaklarında HMD kaska monte cihazlarla bu R-73'ü salladığında neredeyse U dönüşü yapabilen bir uçak bize sıkıntı yaratabiliyor. Öte yandan simülatör maçlarında tabii tanıyamayacağız uzaktan ama bunların pasif sensörleriyle radar kilidi olmadan işte HMD ile çok güzel füzelerini atabiliyorlar. Bazen takip ettiğini bile görmüyoruz. Füzeleri kızılötesi karşı karşı tedbirler bu IRCCM dediği şeylere sahip. R-60 ve 73 aslında en ufak flare'de bile flare'ı kovalayan bir füze. Fakat F-14'ün çift motoru ve yüksek ısılı olması bahsettiğimiz üzere buna biraz dezavantaj yaratacak. Dolayısıyla çok rahatlamamak gerekiyor. Yani buna WES diyorlar. WES, silah kullanım bölgesi diye çevirebiliyoruz. Bu Weapon Engagement Zone. Bu uçakların hep Weapon Engagement Zone'unu bilmek durumundayız. Ve bu WES'i engellemek diye tabir ettiğimiz stratejiyle savaşlarımızı hep yönlendirmemiz lazım. Yani bu adam pilotu nereye bakabiliyor? HMD'nin menzilinde kalmamız lazım. Bu da havadaki pozisyonumuzu daha ince ayarlamamız gerektiği anlamına geliyor ve bu ağır ve büyük uçakta zor olabiliyor. Dolayısıyla bu uçaklara tedbirli yaklaşın. SMT biraz daha ağır ama aviyonikleriyle bu kask özelliğiyle bu işi kompanse edebiliyor. Dediğim gibi delta kanat olan bütün mirajlardan kaçının. Oyunda en sıkı ve hızlı dönen uçaklardan biri.
Hatta iki daireli savaşlarda bile mirajlar bize sıkıntı verebiliyor. F-14A görürseniz bence sıkıntısı yok. B ile uçuyorsanız motorunuz daha güçlü. Füzelerinizin bir anlamı yok. Hemen hemen aynı. MiG-23'ler enteresan biraz pilota bağlı. Onlar da kanat açısını ayarlayabildiği için aynı avantajlara sahip. Hatta daha hafif olduğu için bazen daha iyi gözüküyor. Fakat bu Raid Fight'ta yani iki Circle Fight'ta biz her zaman daha iyi olacağız. Dolayısıyla MiG'leri Circle Raid Fight'a sokup hata yapmadan, hızımızı kaybetmeden onların hata yapmasına çalışabiliriz. Ben açıkçası MiG-23 ML oynadığımda hafif MiG-23 versiyonu olduğu için birçok Tomcat'i aldım. Tomcat'ler bir şekilde hep hata yaptı. Ya tek circle'a girmeye çalıştı. Ya da flaplarını açamadılar uygun zamanda. Ya da kanatlarını manuel ayarlamadılar. Hep arkalarına geçtim. Ama server'a işini, özellikle simülatör serverlarında işini bilen Tomcat pilotları geldiğinde pek yenemiyorsunuz. Yani biraz sürpriz faktörünü elinde tutmanız lazım. Bu arada az önce söylemeyi unuttum. Bakın bu videoda şuna bakabileceğiniz üzere tuşlarımı ayarlayıp kokpit içinde bu simülatör maçında çok fark ediyor. Optical sensörden bunu izliyordum. Bunun tuşlarını bahsetmeyi unuttum. O yüzden görüntüyü tekrar ayarladım. Bakın kontrollere geldiğimizde MFD ayarlarımızda bu bir ekranlı olduğu için sadece birinci önemli. Caps Lock V tuşunu ayarladım. Bu ekran modunu değiştirebiliyoruz. Num Enter'a bastığımızda ben o şekilde ayarladım. Bu kokpit içindeki kameranın zoom'unu da ayarlayabiliyorum. Şu an radarla kilitlenmedim, kilitlenmememe rağmen net bir şekilde görebiliyorum. Bu da simülatörde sürpriz atak yapmamız için ve doğru şekilde silahımızı kullanmamız için avantaj. Bakın artı eksiye bastığımda bilgisayarım burada nereye vuracağımı gösteriyor. Ve neden yavaşladığımızı anlamadım. Herhalde hava frenim açık. Tam güç gidiyorum. Aynen öyle. Hava frenini kapayıp ikinci seferde gireceğiz. Bu Gunner Weaver'dan da bakması keyifli. Normalde iki pilotlu olan bu uçak da Gunner bu işi takibe bakıyor, gidiyor ve pilotun ekranına veriyor. Fakat biz de kolay kontrollerle yapabiliyoruz. Yaklaşırken bilgisayarım devreye girdi. Hemen değişti. Ve geçmiş olsun. Tekrar bu şekilde vurdum. Bu avantajı da es geçmek istemedim. Tuşları nasıl ayarlayacağımı göstermediğim için tekrar bu görüntüyü kullandım. Onun dışında avantajlarımızı dediğim gibi Fox 3 füzeleri üstünde tutmak istiyorum ama onlar hakkında yeteri kadar konuştuk. Bu manevra yaparken M61 Vulcan kanonu çok işimize yarayacak. Özellikle One Circle'da bahsetmeyi unuttum. Biz tarayıp geçtiğimizde düşmanın üstüne çok hızlı sayıda mermi arttığımız için bunlardan birini vurma ihtimali yüksek. Rus uçakları bu konuda biraz daha başarılı gibi gözükse de 30 mm silahları çok öldürücü fakat atış hızı düşük. Dolayısıyla One Circle'da ani bir şekilde manevra yaparken iki mermisinin arası sırasında bizim uçağımızın içinden geçebilecek kadar geniş olabiliyor. Dolayısıyla bazı durumlarda Rusları One Circle'a hapsetmeye çalışmak da güzel olabilir. Onun dışında güçlü radarımızın yanında çok güzel Lantern lazer hedefleme podumuz var. Bunlarla yer mühimmatlarımız bolca atabiliyoruz. Fakat burada değinmek istemiyorum. Bu videoda yeri değil çünkü F-14'ün parladığı bir alan değil bu. Eğer kara savaşlarında bunu göstermemi isterseniz veya kara savaşları videosu isterseniz mutlaka yorumlarda belirtin. Onlara da geçiş yapabilirim. Fakat önce havaya odaklanmak istiyorum. Çünkü en keyif aldığım şey açıkçası o. Eğer bu bilgiler ilginizi çekiyorsa abone olmayı ve yorum yazmayı, altta fikirlerinizi bahsetmeyi lütfen unutmayın. Diğer taraftan F-14A'ya kıyasla daha az yakıt tüketiyoruz. Bu belki bir avantaj olarak yapabilir. Ve bu kamera hedeflemesi benim en sevdiğim özelliklerden biri. Eksilerimize değinirsek bunlar çok daha bariz. O yüzden çok durmayacağım. Birincisi çok büyük bir uçak gördüğünüz gibi. Yani minyatür kale maç yaparız üstünde. Motorlarımız çok sıcak. O da dezavantaj. Dolayısıyla R60-70 gibi füzelere hedef olabiliriz. Etkili şekilde countermeasure'larımızı kullanmaz isek. Bunu yaparken motorun gücünü kapamayı mutlaka ihmal etmeyin. Görüntülerde de birkaç maçta izlediyseniz göreceksiniz. Başka şekilde kaçamıyorsunuz. Ve Fox 3 füzelerimizin
5G kuvveti düşük ama bu önümüzdeki update'de çok önemli olmayacak. Çünkü 17G evet az ama 10 RAM'ler geldiğinde harika durumda olacaklar. Evet, bunun dışında çok fazla ekleyebileceğim bir şey kalmadı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bunları anlatırken daha önceki oynadığım oyunlardan görüntüleri eklemeye çalıştım. O videolarda iki farklı oyun tarzını görebilirsiniz. Son olarak simulation taktiklerinden biraz bahsedebilirim. Arkadaşlar, simülasyon savaşları gerçekçi savaşlardan oldukça farklı bir oyun tarzı gerektiriyor. Videolarda da göreceğiniz üzere önce track while scan modunu kullanıyorum ben düşmanı bulmak için. Tespit ettikten sonra Phoenix füzemi ateşliyorum. Şimdi fırlatma için yüksek irtifa ve hız önemli ama her zaman değil. Düşman bu atışı fark etmeyecek. Füze pitbull moduna geçtiğinde, yani son 16 kilometresinde radar açtığında durumu anlayacak ama iş işten geçmiş olacak. İyi bir oyuncuysa kaçabilir. Fakat benim taktiğim Phoenix füzesi tam hedefe yaklaşırken bir de üstüne Sparrow yolu. Phoenix'ten kaçsalar bile enerji kaybedecekler ve Sparrow işlerini bitirmek için çok daha kolay olacak. Bazen işe yarıyor. Bu sadece Phoenix, bazen Sparrow'la yaptığımda garanti haline getiriyor. Gerçekçi oyun tarzı farklı bir yaklaşım gerektiriyor. Videolarda yine göreceğiniz üzere iki farklı stratejim var. Birincisi hızlı uçup yüksek irtifaya tırmanmak ve Phoenix'leri ateşlemek. İkincisi yere yakın uçmak, diğer uçaklar gibi oynayıp Sparrow ve Sinewender'ları daha çok yükleyip oyunu diğer uçaklar gibi yapmak. Update'den sonra bu tarz yok olacak ve F-14'ün şu an kendine has olan oyun stratejisi bence temel stratejiye dönüşecek. Bu şekilde de özetleyebiliriz. Bakın, bu videolarda da tekrar bakabileceğimiz üzere burada düşmanı gördüm. Track while scan'den hard lock'uma attım çünkü artık sürpriz değilim. Füzeyi yolladım. Fark etse bile çok önemli değil artık bu noktada. Vurdum mu vurmadım mı emin değilim. Fakat manevra yaptı, gücünü kaybetti, afalladı, Sparrow'la işi bitirdim. Bu taktiği uyguladığınızda çok başarılı olduğunu fark edeceksiniz. Yani alabildiğiniz füze 10 tane orta uzun menzili alabiliyorsak 5 tane kilimiz neredeyse garanti olacaktır bir sortide eğer etkili kullanabilirsek. Burada da benzer bir durum söz konusu. Hedefi gördüm. Bakın, soft lock'tayım. Sadece işaretledim. Kilitlenmedim. Daha önceden füze yollamıştım bu arkadaşa. Füzemin yanma süresi bittikten sonra bu arada görülmemeye başlıyor. Dolayısıyla onu da 30-40 kilometrede yaparsak işe yarayacaktır. Burada bakın sinsi bir şekilde yaklaştım. M9L'de bitirdim. Simülatör bence çok daha keyifli. Gerçekçilik hissiyatını çok daha güzel veriyor. Özellikle bu manzara eşsiz. Bizim ucuna yedek. Spin'e attık ve spin'den kurtulduk orada. Burada da bakın dogfight. Hasarlı olmama rağmen kanatları açtım. Mi-29 tek dönüşte başarılı fakat gücüm sayesinde arkasına geçtim. Bakın, F-16 fazla hızlı girdi. Overshoot yaptı. Ben hiç istifimi bozmadım. Ve geçmiş oldum. Arkadaşlar, umarım bu videolar hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomuz yeni update sonrasında olacak ana videomuz. Ve tüm bunların üstünden kısaca geçerek Fox 3 füzeleriyle daha iyi nasıl oynayabileceğimize bakacağız. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.